Benim çok eğlendiğim konulardan bir tanesi şu hikayelerin toplumsal yapı üzerine etkisi, toplumun hikayeleri olan etkisini takibini yapıyor olma. Dünyada da bu hikayeleri bir şeyle tarif ediyorsan iki tane ana menşei var gibi görünüyor. Birisi doğu menşei, biri de batı menşei var gibi görünüyor. Her bölge kendi içerisinde kuzeyi, güneyi, kendi coğrafyalar, kendi ilçeler seviyesinde bile birbirinden ayrılıyor aslında ama yine de yapı hani doğu batı yapısı. Buna baktığımızda da insan örüntülerinde hem hikayelerin davranışlarında hem insan örüntülerinde bir değişken var. O da şu empati sempati mevzusu. Çok bariz ve önemli ve henüz üzerine durulmamış bir bakış açısıymış gibi görünüyor. Batıya doğru gittiğimizde batıdaki adamın daha soğuk, daha mesafeli olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında daha yüksek empatiyi kullandığını da fark ediyoruz. Empatideki buradaki tarifim karşı tarafın ne hissettiğini doğru Duygusunu şekilde okuma. anlama, duygusunu hissedebilir duruma gelme. Bunu yapabilmek için de oturup düşünmek, belli bir mesafede kalmak gerekiyor. Doğuya geldiğinde de empati değil, sempatinin işlediğini görür görmez seviyoruz. Onu sempatik buluyoruz. Onu sevebilmek için gerekli argümanlarımızı manipüle ediyoruz. Hani daha o yüzden biz misafirperveriz. O yüzden biz aç adamı bırakmayız, işte sokakta adam bırakmayız falan falan. Ama biz de empati yoksunuyuz. Yani biz o sempatiyle baktığımız şeyde bizim evrilttiğimiz adamın bizim istediğimiz gibi olmasını da isteriz. Öyle Yani hakikaten ha. Bakınca hakikaten öyle. şimdi bu neden oluyor da oluyor? Neden böyle Valla hiçbir oluyor? fikrim yok. Yani şöyle Batı, yani biraz tecrübem var. İşte bir 3-4 ay Danimarka'da kaldım, ayarım bozuldu zaten. Arada bir gidip geliyoruz işte bu Brüksel'dir, Hollanda'sıdır, şudur budur bakıyoruz falan ama yani oradaki kafa yapısıyla ilgili genelde şöyle bir kanaate vardım şu yaşımda. Öyle gidip de 2-3 adamla muhabbet edip anlayabileceğim bir şey değil. Hani İbn Haldun'un coğrafya kaderdir dediğim meseleye biraz daha yaklaşıyorum gittikçe. Oradaki ruh halini anlayabilmek için gerçekten orada uzun süre bir dönem geçirmek lazım. Yani orada bir hemhal olmak lazım. Biraz zor durumda kalmak lazım. Ne bileyim işte onları aşmak için çabalamak lazım. Yani sosyal örüntüleri girip çıkıp zorlamak lazım. Buradan uzaktan teorik olarak çok anlaşılabilir bir şey olduğunu düşünmem ama kendi yetiştiğim yerle ilgili sen söylerken empati sempati meselesi bu konuyla ilgili hiç de bir ön hazırlığım yok yani onu söyleyeyim hiç bakmış değilim. İlk defa senin bu argümanla şu anda bunu düşünüyorum. Ama gerçekten biz bir kere beraber olabileceğimizi hissettiğimiz yani asgari müştereklerde buluşabileceğimizi hissettiğimiz birine hakikaten yapışıp kasap havasında duruyoruz direkt öyle bir durumumuz var. Kasap havası bence bunun önemli bir sembolü olabilir yani kolunu böyle atıp höydüre gidebileceğin biri bize lazım gibi. Çünkü böyle bir ne bileyim bu bir kabile davranışı gibi mi ya daha böyle bu kesinlikle bir daha arkaik kökenleri vardır bunun yani ama. Bunu bu programlar içerisinde de birkaç defa söyledim ama Batı için illa Batı'ya gitmeye ihtiyacımız yok. Ben Türkiye'nin Doğu ile Batı'nın tam da Tabii tabii gerçekten tabii. birbiriyle karışmayan bir bileşkede ya da işte çok da karışmayan demeyeyim ama parça parça birbirinin içerisine girse de tüm argümanlarının Türkiye'de var olduğunu zannediyorum. Mozaikten ziyade Ebru derler. Ben doğru buluyorum. Yani Aha evet burada evet da aynen öyle yani tüm iç içe driftik var. yapılarla iç içe Tabii. geçmiş halinin Türkiye'de var olduğunu zannediyorum. O yüzden yani Batı için illa gidip İtalya'ya ya da Fransa'ya bakmaya da gerek yok. Yani Türkiye'de de bir sürü yapıda fark ediyoruz. Tabii. Belki de dilsel olarak birbirimizi beden dillerimizi de ayırt edememenin koşullarından ya da sorunlarından bir tanesi de bu. Ve empati sempati sorunumuz var gerçekten. Bunun gerçekten nörolojik, tıbbi bir karşılığı da olabilir davranışsal. Coğrafyadaki bir etkisi de olabilir. Fizyolojik bir farkımız yok, onu söyleyeyim. Yani oradaki insanla buradaki insan arasındaki genetik farklılık zaten işte kaç 10.000'de bir. Yani bir ırk olacak kadar bile farkımız yok. Ama yetişme koşulları işte daha önce defaatle beni genişletmek falan gibi konularda konuştuğumuz üzere yetişme koşulları bizim nasıl baktığımızı, duyguları nasıl değerlendirdiğimiz, o duygulara nasıl reaksiyon verdiğimiz çok fazla belirliyor. Şimdi yine sen söylediğinde benim her sunumumda anlattığım bir Danimarkalı çocuk, Türk çocuk karşılaştırması var işte. Yani bizimki işte markete bıraktığın zaman yurt dışında görüyoruz özellikle bu iki grup çocuğu aynı yerde görebildiğin yer genellikle oralar. Bizimki evde böyle zembereyi kurulmuş gibi sanki markete bırakınca pum diye dalmış aa falan. Böyle bir sadece şey dedi, Orta Doğulu çocuklar genellikle böyle daha hareketli, daha böyle ısrarcı, ana babayı dinlemez gözüken falan model. Öbür çocuklar onların yanında felçli gibi duruyor işte o Danimarkalılar falan. Böyle selam veriyor, duruyor. Annesi babasına soruyor, bekliyor falan. Anlamsız çocuk hareketleri var. Yani bunun böyle niye olduğuna ben baktım yani. Bir 2 ay falan ben buna ciddi ciddi baktım. Ve yani vardığım sonuç, hakikaten daha sonra çocuk gelişimcilerle falan da konuştuk. Öyle bir durum varmış. Çocuğu muhatap alma meselesiyle ilgili.
Danimarkalı anne baba niye bilmiyorum bir yerde mi öğretiyorlar? Öğretmiyorlardır da o da ana babadan öyle gördüğü içindir. Çocuk bir şey sorunca önüne çömelip göz göze geliyor ve bir konuşuyorlar. Yani öyle bir alışkanlık var orada. Çocuğu adam yerine koymak diye bir şey var. Ona inisiyatif karar alanı bırakılıyor, bir şeyler oluyor. Ciddi ciddi böyle vakit harcıyor. Bak çikolata geçen hafta almıştık hatırlıyorsan evde dolapta çocuk falan. Bizimkiler de çanta sürükler gibi çocuğu çekiyorlar. Yani çocuk bir şey istiyor, gel diyor, anan zaten delirtiyor beni, bir de sen delirtme böyle. Tutup bir sürükleme hali var. Yani onun kale alınmadan büyüyen bir çocuk, kale alınmadan, muhatap alınmadan diyelim, kale tabii ki alıyor ama muhatap alınmadan büyüyen bir çocuk muhatap almayı öğrenemiyor muhtemelen. Şimdi muhatap alma özellikle karşı tarafın ne istediğini, hangi bağlamda istediğini, nasıl bir duygusal bagajla onu istediğini ya da istemediğini anlayabilmeyi getiriyor. Her şey, dil nasıl ana babadan öğreniliyorsa, empatide, sempatide, bilmem ne de karşıdan öğrendiğimiz bir şey. Bizim şimdi işte Alev Alatlı'nın anacıl ilke dediği bir şey var bizde hakim olan. Üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen bizde denizcilik olmamasının sebebinde ben artık oraya bağlamaya başladım. Yani denize açılmak demişti Dücan Cündoğlu, özgür toplumların işidir. Yani onu sınır kabul etmez ve atlar gider. O yüzden küçücük Portekiz ta gidiyor dünyanın öbür tarafında kıta keşfediyor falan. Vasco de Gama'lar bilmem neler. Yani biz burada şuradan işte İstanbul'dan Samsun'a deniz yoluyla gidemiyorsun yani hala öyle bir kafamız var. O anacıl ilke bizi tutuyor. Bu sempatik bir şey yani benimle kal. Biz olan çekirdek mık mık böyle ananın dizinin dibinde otur sistemi. İşte 40 yaşında sırtını hırka koyan anne modelinin yarattığı bir ortam. Öbür tarafta işte 18 yaşına geldin miydi tamamen kendi hayatını kurman gereken, bize bazen çok gaddarca gelen işte hani yaşlıların hakikaten yalnızlaştığı, yani toplumun biraz böyle bireyselleştiği bilmem ne falan diye de tükaka yaptığımız. Orada da böyle bir durum var. Orada durum başka ama galiba dediğin ta küçük yaşlardan itibaren içinde bulunduğun toplumun iletişim biçimleri bize bir yükleme yapıyor. Biz gerçekten de karşıdaki insanın duygusundan öte örtüşen duygularımızın peşindeyiz. Örtüşen amaçlarımızın, ortak müştereklerin. Ama diğer tarafta ortak müşterek ihtiyacı yok. Tamamen bireysel bir sistemde. Ne hissediyor, ne yapıyor onunla şu anda en verimli ilişkiyi nasıl kurarım diye bir kafa bizde var. Kaygı ya da endişe çok olabilir mi? Mesela konunun kaynağı tabii bu ki olabilir mi? Ya şöyle, kaygı endişenin versiyonları muhtemelen farklı. Mesela kaygı endişenin... Çok özür dilerim. Çok affedersin. Sözünü devam etmeni isteyeceğim. Şu hikayeyle ilgili ne demek istediğimi tam yerine yerleşeceği için de aynı zamanda. Mesela hala biz 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nın öykü gruplarını, hikaye gruplarını annelerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden fakirlik ya da işte o onun yansıması neyse, o savaşın bizdeki etkisi neyse, onu çok güçlü bir şekilde biliyor olabiliriz. Bu da bizde kaygı ve endişe gruplarını üstümüzde tutuyor olabilir diyeceğim ama aynı şeyi aslında çok daha sert biçimde. Dibi orada. Biz yani hiçbir şey çekmemişiz evet abi. Adamları dinlediğin zaman bir patates hikayesi dinle, her yerde Hollanda'da, Danimarka'da, İsveç'te her yerde duyuyorsun. Yani patates, Allah patates. Niye? 20 sene patates yedik. E tamam abi afiyet olsun ama nasıl travma yarattıysa heriflerde. Şimdi o patates bir sembol yani orada büyük bir yoksunluk. Sadece o değil, vebadan tut, işte Protestan Katolik çatışmasından tut, şeyden, imparatorluklardan devletlere dönüşme süresindeki o savaşlar, 1. 2. Dünya Savaşları, yani bunların hepsi arka arkaya dizilmiş yani 200 yıl içerisinde canlarını ot tıkamış mevzular ve adamlar gerçekten yok olmanın eşiğinden dünyanın patronları seviyesine dönüşmüş bir garip sistem. Biraz kıymetini bilmek zorunda kalmışlar yani öyle bir hal var. Biz hala ne tam batmışız ne tam çıkmışız, burası bir gidiyor yani, anlatabildim mi? Mesela ben şimdi işte 47 senelik hayatımda Türkiye'de gördüğüm dönüşümlere şöyle bir bakıyorum. Avrupa'da kanın gövdeyi götürdüğü şeyler bizde hede hödü, hani elbette bir insanın bile hani hayatı çok kıymetli ama çok az kanla diyelim oraya nispetle, çok az tantanayla geçiyor. Yani bizim için mesela bir 20-30 kişinin maalesef canına mal olan bir olay belki çok kötü ama 2-3 milyon insan orta çağda orada ölüyor yani. O zaman ülkelerin nüfusları o kadar zaten. Hani farklı badirelerden geçip farklı haftalar... O zaman bedelini ödememe bir sorundur. Çok ciddi ve toplumların bedeli de candır. Bu arada kaygı anksiyete dedin. Mesela kaygı anksiyetenin dibini görmek istiyorsan bir yabancı olarak, non-EU vatandaş olarak bir göçmen bürosuna git bakayım Danimarka'da. Oradaki kaygı ve endişeyi gör. Adamların ödü kopuyor bizden. Niye? Orada sağladıkları sistem çok ciddi bir ekonomik sübvansiyonla ilerleyen,
hakikaten çok zor idame ettirilen, hani kibar olmayayım, kıç içi kadar alanda adam Türkiye'nin 10 katı tarımsal ve hayvansal üretim yapabilecek bir Ar-Ge'yi kurdukları, bir know-how geliştirdikleri, bir tecrübe biriktirdikleri bir şey. Adam oraya öyle ihtimam ediyor ki, çünkü onun kıymetini bile çok çalışmışlar. Çok çok çalışmışlar onunla ilgili. Ve işte oraya gidip de bizim, biliyorsun bizim Avrupa'daki Türklerin genelde, ben de gitsem muhtemelen öyle yapalım. İşsizlik maaşı da iyiymiş, burada şu kadar euro, işte günde şu kadar kahve içerim vesaire, orada takılıyorsun. Yani o üretim çarkının içerisindeki rolünü göremiyorsun ya da orada bir rol biçemiyorsun kendine. O sistem sana yabancı. Mesela oradaki anksiyeteyi o yüzden bizimkiler anlamıyor. Diyorlar ki bunlar hiç bizi sevmiyorlar. Abi öyle bir duygusal bir durum yok orada. Yani sevmek sevmemek o sempati bu şey empati, değil işte. Bu da empati sempati diye aynen, o işler. Aynen, yani, aynen öyle. Mesela bak Amerika'da bizim Alp orada işte kuyumculuk yaptığı senelerde adam bütün derdini yıllar sonra şöyle özetliyor. Türk gibi düşünüyordum, canım çok yandı. Çünkü ev sahibi, mal sahibi, müşteri beni seviyor mu sevmiyor mu kafasında hareket ediyorum. Halbuki öyle bir şey yok orada. Adam ya kirasını istiyor, sözleşme belli. Ya o kirada işte bizim Türk kafasıyla ödememiş bir süre. İşte adama name yapıyor falan. Herif de vermiş mahkemeye faiziyle bir geçimde. 10 sene iflah kesildi adamın. Diyor ki beni sevmiyor zannediyordum. Adam yok bildiğin kapitalin peşindeymiş diyor. Yani beni öyle bir aşk meşk ilişkisi yok aramızda. Biz biraz öyleyiz. Yani abim benim işte Cem Yılmaz'ın dediği abi bana bırak kebapçı da şey bile yani garson bile böyle yapıyor. Öyle illaki bir mık mık olacağız. Böyle bir ya her şeyimiz bir ya düşman olacağız. Ama orada biraz daha nesnel bir sistem kurulmuş vaziyette. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela konuşmanın sadece benim şu son yaptığım 2 dakikalık kısmını alan birisi olan ne Batı hayranı bir herif diye çıkacak ama değil. Çünkü bu başka bir yerden patlıyor. İşte yaşlıların yalnızlaşması, nüfusun yaşlanması, bireyselleşmenin maliyetleri. Ya bunlar çok büyük maliyetler. Bunlar da bizim burada yok. Bizim hala niye 25-30 milyon gencimiz var? Bunun bir sebebi var. Genç var da bize de bir işe yaramıyor. İşte problem orada. Yani yerinden kalkamıyor bir türlü. Çünkü hep böyle onu böyle ponçir ponçir mıncıklayacak, aslanım benim sırtına hırka koyacak, işte ağzına çorba verecek bir sistem arıyor. Devlet beni atasının kafası bu. Girişim hala yaratamıyoruz, hala kafa bu. Neymiş abi empati sempati sorunu yani? Açınca hakikaten aslında hepsi bir yerde buna dayanıyor yani. Bak önce can sonra cana çok mantıklı bir şey. Gerçekten. Can lavabo aç gibi oluyor burada. Sen bunu söyleyince... teşekkür ederim. Evet. Bu arada yine de hakkını vermek lazım. Bu sorunun, sorgunun başlangıcı benim sevgili Bülent'e aittir. Hani bence Bülent'i bir gün getir şuraya oturtur da... Söyledim gelmiyor. Bizim takipçilerin de bir şişinsin. Herkes diyor kim bu Bülent? Arkadaşlar 5. kez falan lafı geçiyor. Kilroy gibi oldu. Hani. Papa da bu Kilroy da bu kim falan. Godoy'u beklerken de döndü, Godoy'a döndü Bülent'in durumu ama yani sorgunun keşfi ona aittir. Onunla yaptığımız masa sohbetlerinin bir bölümüne aittir. Burada bir tabii... Ben tekrar bir şeyi şununla finalize edeyim söyleyeyim. Tamam. Herhangi bir şey artı ya da eksi, iyi ya da kötü değil. Yani burada bunun ağırlıkta olması, bu coğrafyanın, bu geçmişin, bu izleyin doğal bir sonucu. Orada bunun olması onun doğal bir sonucu. Her ikisinde avantajları, her ikisinde dezavantajları var. İş şu ki yani bunları konuşmanın bir faydası olacaksa faydaları birleştirebilecek modeller için öğrenelim biz bunları ya da analiz edelim. Yoksa bunu tespit etmenin kimseye bir faydası yok yani. Türkiye ile ilgili hep en çok heves ettiğim ya da yani bunu gerçekten bakanlığı kurulması gerektiğini düşünecek kadar abartılı önemsediğim konulardan bir tanesi bu. Dünyanın kültürel anlamda entegre olmaya, sentezlenmeye ihtiyacı varmış gibi geliyor. Bu dönem tam o dönem. Yani, kültürel sentezleme bakanlığı. Girerim siyasete. İyiymiş. Gerçekten dünya buna ihtiyaç duyuyormuş gibi geliyor bana. Abi kenar etkisi bakanlığı o. Böyle de olur. Gayet de olur. Evet. Buna birebir Rusya'nın da ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Çin'in cayır cayır ihtiyacı olacak önümüzdeki 10 sene içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın da buna ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. İhtiyaç duyduğunu düşündüğüm şey şu değil ama. Aman onlar içkiye, alkole verdiler kendilerine. Bak görüyor musun? İlim, irfan için, zihnini bilmem ne yapmak için Doğu'ya öyle bir şeye ihtiyaçları yok. Bu değil hikaye. Hani oradaki hani bu 1980'li yıllar kötü Türk filmi öyküsü. Hikaye şu, yeni öykülerle dünyayı tanımlamaya, daha nitelikli, demokrasinin daha bir üst halini keşfetmeye ihtiyaç var. Bu keşif içinde artık global bir bakış açısının birbirlerini sentezlemeye, bir denge bulmaya ihtiyacı var. Ha. Çatışmalar ekolojisi burada. Çatışma sivrilmeyi belli bir yere kadar, 1. Dünya Savaşı'ndaki
2. Dünya Savaşı'nı abartacak kadar yaptı ve tecrübelerini aldı. Hani biz öyle ya, bir şey tecrübe ediyoruz, öğreniyoruz. Dünyayı etkileyecek... Dövülmeden öğrenemiyoruz yani. Aynen öyle. Dünyayı etkileyebilecek ölçekte sayıda insanı öldürdük, öğrendik. Ha bu böyleymiş diye. Şimdi bunu tekrar etmeden, hani o kadar da ameli olmadan, bu kadar sayıda insanı öldürmeden tekrar birlikte o çatışmayı dengeli yönetebilecek bir sentez alanına ihtiyaç var. Ve ben onun ülkesinin bura olduğunu zannediyorum. Yani bunu mecbur sentezleyebilecek zihinsel beceriye hem Doğu kültürünün o analitik, çözümleyici, daha kadın gibi bakabilen ama çözebilen tarafını, o fantazyalarını, fantazya derinliklerini, Batı kültürünün de otomatize eden, birbirleriyle ilişkisini çözen, diyalektik unsurlarla, hani az önceki senin anlattığın öykülerdeki gibi yapılandırabilen yapısını bir şekilde sentezlemenin, bunu yönetimde sentezlemenin, üretimde sentezlemenin, eğitimde sentezlemenin bir yöntemi gelişmeliymiş gibi geliyor bana. Bunları sorgularken arka tarafta işte empati sempati diye de örüntüleri yakalama çabası bu sorgudan kaynaklı geliyor. Bu mümkünmüş gibi. Yani, sen niye buna inanıyorsun biliyor musun? Niye? Coğrafya kaderdir. Kuzguncuk'ta kahvaltı ediyorsun da ondan. Bak gerçekten. Bak Kuzguncuk'ta bir hafta boyunca kahvaltı eden, ömrünün belirli bir kısmını mesela Hatay gibi yerlerde geçirmiş. Ya da ne bileyim İstanbul'u gerçekten İstanbul gibi bilen insanların hep kafası senteze çalışır. Çünkü orada birlikteliğin yani karışmadan birlikteliğin, asimile olmadan var olabilmenin ama beraber yaşayabilme kültürünün yarattığı bir şey bu. Kendi gettomuza çekildiğimiz zaman, kendi duvarlarımız arasına sıkıştığımız zaman ki dünya bu tarafa doğru gidiyor. işte o zaman bu olmuyor. O zaman yenişme, o zaman kavga, o zaman ben üstünüm o alacak, o üstüm ben alacak. Bu nispi şeyler başlıyor. Halbuki hakikaten mesela benim bir teorim vardı yani Kültür Bakanı falan olursam ileride diye Avrupa'ya çıkarken Türkler gitmek istediğinde ben özel bir vize uygulamak istiyorum. İstanbul sınavı yapacağım. İstanbul'u bilmiyorsa Avrupa'ya göndermeyeceğim yani. Önce bu burayı gez güzel kardeşim. Git Balat'ta işte Kuzguncuk'ta orada burada bir takıl yani burayı bir gör. Bu kültürel mozaiği anla ki oraya gittiğince benim gibi ebleh olma. Ben Ankara'dan Danimarka'ya gittim. Böyle saçma bir şey olmaz abi. Ankara'dan Kopenhag'a indiğinde zebaniyi cennete koymuş gibi oluyorsun. Bir tuhaf bir şey. Anlamıyorsun ki ne olduğunu. Yani bir şey var görüyorsun ama nesnel olarak algılama imkanı yok çünkü cidarın ona yetmiyor. İstanbul'da belli bir süre yaşadığın zaman ya da mesela bir Hatay'la bu sorunu yaşamaz diye tahmin ediyorum. Hatay'da yaşamadım ama ya oradaki hala duruyordur inşallah o çok kültürlülük hali. Oraya Hatay'da tanıdığım böyle 25-30 yaş aralığında insanlar var. Duruyor olmalı. Duruyor. Yani öyle anlatıyor inşallah. Çünkü bizim diyor 45 tane bayramımız var diyor. Hep kutladığımız bir ha işte. Yani vesilelerin çokluğuna baksana. İletişim vesilesinin çokluğuna bak. Yani daha dün İstanbul öyleymiş işte. Yahudisi, Hristiyanı, şusu busu. Onlar Ramazan'da Müslümanlara takılıyor. Müslümanlar onların yortusunda onlara takılıyor. Kuzguncuk'ta hala böyle bildiğim kadarıyla. Bir arkadaş beni bir sabah orada işte kilisede ayine çağırdı dedim çarpılmayalım falan. Ben Ankaralıyım ya. Sanki oraya girince yani şimdi olur mu? Çarpılmayalım öte. Ya mekana uygun mu abi? Yani biz şimdi elin mabedine gideceğiz. Hani sanki oraya girince seccade atıp namaz kılacakmışız gibi. Öyle bir şey yok. Gidiyorsun ya. Onlar normal insan faaliyeti. Bu işte kendi içine sıkışmışlık. Ulus devletlerin de doğal bir sonucu olmuş herhalde bir dönem bu. Zararlı bir şey. Ve neticede o sentezi senin sürekli işte ben böyle bir şey burası olduğuna inanıyorum diyorsun Kuzguncuk orası. Yani orası böyle bir etki yapıyor. Mesela başka bir yerde, Üsküdar'da böyle düşünebileceğini zannetmiyorum. Hemen iki adım şurası. Üsküdar başka bir kafa. Kadıköy başka bir kafa. Ya hangi katmanla okuduğuna bağlı. Evet işte. Şimdi Üsküdar'da kendi içerisinde Kız Kulesi'nin olduğu bir yer. Kız evet. Kulesi ile alakalı sana iki tane, biri Osmanlı'dan biri Bizans'tan hikaye anlatırım. Hadi canım yaparız. Orhan Gazi'nin oğlu, kaçırılan oğlu İzmirli korsanlar tarafından Bizans'a aracı kurup Bizans'la karşılıklı sohbete Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoruyla sohbete geldiği yer Kız Kulesi. Şimdi bu öyküyü hiç bilmiyoruz, hiç böyle yaşamadık. Orhan Gazi'nin oğlunu kaçırıldığını da bilmiyor. Bu şey yani yazın, tespitli tarih mevzusu. Şimdi bu öykünün bir kötü bir şey kesin biliyoruz. İşte bizim Osmanlı Orhan. Ha o Osmanlı ikinci onun oğlunu Foça'daki korsanlar kaçırıyorlar. O korsanlardan alabilmek için Bizans İmparatorluğundan rica ediyor, aracı kılıyor.
Bizans İmparatorluğu'yla karşılıklı bir de sembolik bir hikaye var. Bizans İmparatoru Kız Kulesi'ne geliyor. Biz Üsküdar bizde o arada. Üsküdar'da biz kıyıya geliyoruz. Kayıklarla elçi gönderip karşılıklı konuşup rica ediyoruz. Lan alsana bizim oğlanı oradan falan diye. Şeyi var, hikayesi var. Şimdi ya da Mihrimah Sultan Camii, hani caminin kendi dinsel özelliklerinin haricinde mimari özelliklerinden tut da yanındaki küçücük güneş saatine kadar bin tane öyküsü var. Aşk hikayesi şu meşhur. Ha yani o kadar katman katman bir öykü ki. Yani sen Üsküdar'a girdiğinde de Üsküdar'ı böyle okumaya kalkarsan başka bir şey çıkıyor arka tarafında. Ve işte Üsküdar'ı mesela ben şimdi şu İstanbul'daki bazı semtlerdeki bol miktarda Arap lokantası falan fenomenleri var şu anda işte. Bazı semtler gerçekten hiç Türkiye gibi değil artık. Fındıkzade'de mesela komple Suriye'ye falan gitmeye gerek yok. Orada git hatta bir ara şaşırıyorum arada uçağıma bindik ne oldu falan gibi. Şimdi bu tabii ki oradaki demografiyi bir değiştiriyor, o bakışını bir değiştiriyor. O oradaki o yeni topluluk burayı başka bir şekilde hem okuyacak hem tekrar inşa edecek. Şimdi bu doğal evet. Bir süreç. Belki çok güzel bir şey, bambaşka bir kültüre sebep olacak ama aynı dediğin şey, orada olan insan oranın tarihini ve kültürünü hangi gözlükle okuyor? Dışarı gidip de benim gibi bir adam orayı değerlendirirken hangi gözlükle değerlendiriyor? Bu oradan aldığı bilgiyi buraya gelince nasıl uyguluyor ya da hayatında bu nasıl bir değişikliğe sebep oluyor? İşte bütün mesele şu ben hikayesi var ya, yani kabuller, zihindeki haritalar. Ya şu empati, sempatiden biraz çıkacak ama arada bir söylemek istediğim konulardan bir tanesi. Şimdi reklamcıyım, hikayelere ihtiyacım var. İstanbul dünyada hikayeler açısından muhteşem yerlerden bir tanesi. Gerçekten. Böyle çok az yerle karşılaştırılabilir. Bir de çok çapı büyük, öykü de büyük. Yani hani o yüzden bir şeydi. Fakat bizim, yani biz 1453'te almışız İstanbul'u. Bu arada aldığımız yer de aslında sadece küçücük bir bölge. Galata Malata bile yok içerisinde. Sadece tarihi yarımadanın olduğu yer. Yahu İstanbul'u alalı kaç yıl olmuş? 600 yıl olmuş, 700 yıl olmuş. Artık konuya şeyle bakmak çok tuhaf geliyor. Hala onlar Hristiyan, bir Hristiyan kültürü falan diye bakmak bana çok tuhaf geliyor. Abi 600 yıldır senin orası. Tamam. Abi yani, sorun ne biliyor musun? Ankara'dan böyle görüyorsun çünkü. Bak burada bunu anlamaz İstanbullu. Bak bir sıkıntı var şu. Bizans yapısıyla Sultanahmet'in bir farkının olmadığını İstanbullu anlar. Ankaralı için Sultanahmet Osmanlı işi gibi gözüküyor. Roma başka bir şey gibi gözüküyor. Halbuki aslında birçok tarihi kaynakta geçtiği gibi Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet bir Roma padişahıdır aslında. Orayı alarak artık Roma'yı devralmıştır. Adam Roma'nın bütün mimari geleneğini, yönetim geleneğini, istişare geleneğini... Ve bu bir geleneğini, güç, bu bir beceri, bunu şey aldık yani hani bu konuyla alakalı tabii ama ki. Aldık 700 yıldır bizim bir şey yapmadık. Yani aynen bunu evet. Kültürel olarak dünyaya anlatabileceğimiz o kadar güzel malzeme var ki içerisinde katman katman. Hristiyan diye hala anlatmıyor olmak benim bana ya, tuhaf geliyor. Tabii. Mesela şu anda Ayasofya müzeyken benim cami yaparım ha falan diye. Abi yap yani istiyorsan yaptın. Niye bunun tantanasını yapıyorsun? Yani bu içselleştirememekle alakalı bir şey. Benim oldu diyemiyorsun. Yani Bizans'ı sindirememişiz biz. Almışız ama sindirememişiz. Taş gibi oturmuş içimize yani. Gerçekten hala Ayasofya konusu işgal edildiği dönem aradan 600 yıl geçmiş aynı konuda duruyor. Tabii. Halbuki yani Ayasofya gibi muhteşem bir öyküler silsilesi var. Yani ne kültürel zenginlikler olarak kullanılabilir, ne kadar güzel içinde etkinlikler yapılabilir. Yani nasıl istiyorsan öyle zenginleştirilebilir konu. Hala doğru söylüyorsun. Almışız, aldığımız gibi duruyor kenarda. Hala aynı çatışma. Bir yani... anket, bir anketten bahsetti arkadaşım. Kim yapmış, ne zaman bilmiyorum ama yakın zamanda yapılmış bir şey. Bu Sultanahmet civarında işte o tarihi yarımada ve çevresinde yaşayan, yakında yaşayan insanların arasında on binlerce insan var. Hiç Ayasofya'yı ve Sultanahmet'i görmemiş, içine girip gezmemiş. Yani bu bir de başka bir şey gösteriyor. Orada insanlar geziyorlar. Ben hep onu ilk İstanbul'a geldiğimde o meydanda çok oturdum. Böyle baktım bir tarafta bin küsur yıllık bir yapı. Yani neredeyse insanlık kültürüyle yaşıt bir şey. İşte 500 küsurda yapılmış ilk defa. Burada işte 600 yıllık falan bir hikaye. Arada insanların canı sıkılıyor. Cep telefonu oynuyor. Dedim şöyle bir sopa yaptırayım ben. Böyle bacağına bacağına vurayım milletin. Böyle bir kafayı kaldırsın bir baksın. O merak da yok. Anlatabildim mi? O, ya, onun neyin üstünde olduğumuzu bilmiyoruz. Çünkü içselleştirmen lazım böyle bir şeyi kültürel. Ya kaç senesinde yapıldı bilmiyorum da bu Barcelona'daki Sagrada Familia. Abi benim bile takvimde var. Gidilecek Sagrada Familia görülecek. Niye?
Adam çok güzel anlatıyor. Çok güzel şekilde. O işte Mimar abinin ismini unutuyorum hep böyle. Marjinal bizim fraktal geometri işlerinde de çok geçer onun adı. Benim diyorsun, ben yaptım diyorsun. Gel bunu gör diyorsun. Da bunu deyiver işte. Yani bu koca İstanbul yüzlerce yıldır elinde. Ama bütün o mesele işte değerin bedelini yeterince ödememiş olmak. O bedeli ödemiş olduğunu hissetmediğinde içselleşmiyor. Yani miras yedi gibi bir şeye konuyorsun. Bir veriyorlar senin eline. Hani miras yedi hikayesi çok vardır ya. Miras yedi zaten bir kavramdır yani. Çarçur edersin sonuçta. Bu değerleri çarçur etmekten başka çaremiz kalmıyor. Bu hakikaten empati sempati meselesi derinmiş. Bu konunun bir uzantısı, doğal bir uzantısı da bu. Bizans'ı sindirememiş olmak. Bizans'ı hala düşman, orada var olan bir zihniyetmiş gibi görmek. Ki bunun da mühendisliğini dışarıda muhtemelen birileri yapıyor. Bizim bu yumuşak karnımızı bildiği için. Şey çok güzel, rahmetli Mahir Kaynak çok güzel söylemişti bir konferansında. Kurtuluş Savaşı deyince, düşman deyince aklınıza kim geliyor? Kimi denize döktük biz? Yunanlı. Aa süper. E peki dedi, bütün işi organize eden İngilizlere niye kimse gıcık olmuyor? Dedi çünkü İngiliz'in kafası çalışıyor. Baktı burayı terk edecek. En son sürdü senin komşunu önüne. Sen onu bir küreledin. Aa işte Yunan'a karşı zafer. Adam kendini hatırlatmıyor bile sana. Şu anda İngiliz aklına bile gelmiyor. Ve bununla oynuyorlar. Şu ya anda bunu... yan tarafta adamla rakı içemiyorsun işte şeydeki Yunanistan'daki adamla. Niye senin düşmanın? Hayır, bir sürü ortak kültürümüz var. Bizim oraya ait, onların da bize ait. Aynen yani bir sürü ortak bir şey var. Ya 3-5 yıl öncesinde öğrendim. Yani çok geç öğrendiğim için utandığım şeylerden bir tanesi. Rum nereli abi? Sizin oralı. Yok abi. Rum, Romalı. İstanbullu. Ha İstanbul. Tabii canım. Romalı. Yani. Buralı Rum, yani. Rum Pontus falan diyorsun. Ha yok yok Pontus. Yani Pontus hali Trabzonlu. Yani Karadeniz'de. Rumi abi. Rum, Roma demek Roma. Yani hani İlber abi söyleyince ayıyorsun mevzuya. Ya. Doğru. Adam buralı. Hani Rum diye bir şey söyleyince sanki hani bambaşka bir coğrafyadan işgalci bir... Yok adam buralı yani. Abi benim çok utandığım bir anım var. Bak kameralar önünde anlatacağım ki travma çözülmesi olsun. Bir öğrencim vardı, hatta izler sonra da selam, Sintia'ydı ismi Ankara'da. Tanıştık, böyle geldi, bir şey sormaya gelmişti. Senin adın ne falan, form doluyor, Sintia dedi. İşte dedim, nerelisin sen? Dedim. Dedi ki, İstanbulluyuz biz dedi. Ha dedim, orijinalde nerelisiniz dedi. Dedi, biz İstanbulluyuz dedi. E dedim, adın Sintia. Evet dedi. Bir anda kızardım. Yani çünkü Ben bilmiyorum ki ben bir Ankaralıyım ama İstanbul'da da bu oluyor biliyor musun? İşte bu dediğin şey o. Rum dediğin, Ermeni dediğin, Yahudi dediğin, işte o maalesef mübadele bilmem ne şeyleriyle hakikaten büyük arızalar. Onlar da bize çok kötülük yaptılar. Gay ile ilgili bir sürü yorum gelecek bu arada. Gelsin gelsin. Önemli değil. Ama bu. İşte bu zaten bu buraya yapılacak her türlü ama esas problemimizdir bizim. Yani ama bağlacı ile ilgili, fakat bağlacı ile ilgili benim çok önemli bir rahatsızlığım var. Bir ilkeyi koyarsın, arkasına ama eklersin ve arkasından tamamen aşağılık bir şey söylersin. İnsan amayı aşağılık bir şey söylemek için icat etmiştir. İlke böyledir ama, bak bunlar da böyle ama. İşte amadan sonraki bizim felaketimiz, amadan sonraki bizim hazımsızlığımız, ondan sonra ne varsa bizim eksiğimiz ve rezilliğimiz. Dolayısıyla ilke her zaman önemli. İnsandır, burasıdır, bu coğrafyadır, bilmem nedir, ne konuşuyorsak. Amasız konuşabilmemiz lazım. Bunu yapabildiğimiz zaman daha mutlu olacağız da bu da birilerinin işine gelmez herhalde. Sadece sempatiyle değil, empatiyle düzgün bir şekilde bakıp gerçekten şu dünyadaki doğu batı diye sembolize ettiğimiz büyük hikaye gruplarını anlamlı bir şekilde eğitim için, üretim için, bir şeyi değiştirmek ve geliştirmek için kullanabileceğimizi düşünüyorum. Buna böyle de bir bakmış olmak bir çözüm olabilir. Öyle güzel. Senin yüzünden önümüzdeki haftayı komple empati sempati bakayım şimdi ben. Coğrafya nerede? Ozan'a empati mi diyorum, sempati mi yapıyorum, nasıl yapıyorum onunla uğraşacağım. Nerede doğduğumuz gerçekten kader ama nerede ve nasıl yaşayacağımız bizim belirleyeceğimiz bir şey. Başlangıç yani. Noktası kader. Öldüğün nokta değil, bitirdiğin evet. Nokta değil. O sana bağlı. Dolayısıyla zorlayalım arkadaşlar. İfa'nın 3. cildi çıktığında görüşürüz. Orada yazıyor. Yani hemen gizli reklam. Ozan'cığım altını. İfa.